Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle siyah düz yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimize geçelim. Hemen ipimizi iğnemize taktık. Şöyle. Altında yeşil kullanacağım arkadaşlar. Üstünü de zaten modelini, güllerini ayarlayacağız, renklerini. Çok soran oluyordu siyah düz yazmaya, abla model yapar mısın diye. Şimdi onların da isteğini yerine getirerek modelimize başlıyoruz. Hemen şuradan bir tane şöyle düğüm atıyorum. Şu şekilde. Buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine geri dönüyorum. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine geri dönüyorum. Tekli sinek kanadı yapıyorum. Yaprak yaprak buraya yapacağız arkadaşlar böyle. Bir tane daha yapıyorum hemen yanına. Bakın yaprağımız bu şekilde oluyor. Şimdi hemen yanına zürafa yapıyorum. Bir. İki. Üç. Dördüncü zürafayı yaptım. Geri döndüm şöyle. Buraya da aynı. Tekrar yine sinek kanadı yapıyorum. Böyle tekli sinek kanadı yapıyorum. Şöyle. Şöyle şu şekilde. Böyle yapraklarımızı hemen hemen böyle buraya kadar yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar yaptıktan sonrasında üstünün modelini nasıl kuracağını hep beraber görelim. Arkadaşlar ben altının yeşilini yaptım, böyle tamamladım. Üstünün de çiçeğini sizlerle beraber paylaşalım. Şimdi kenarda bir tane yeşilini bırakıyoruz. İkinci yeşilimizden hemen gülümün birini sarı yapacağım. Birini de mor rengi yapacağım. Hemen şöyle şuradan ipimi tutturuyorum. Şu şekilde ipimi tutturdum hemen. Kenarda bir tane bıraktım. Hani görüntüsü daha güzel olsun diye. Böyle. Buradan şuradakine ipimizi uzatıyoruz. Buraya bir tane yuva oluşturuyoruz böyle. Şuradaki ipimi de hani alttan getirdim ki ne dolgusu daha güzel olsun diye. Şöyle şu şekilde.
Buradan geri tekrar bu tarafa ipimi uzatıyorum. Köprü oluşturuyorum şöyle. Şu şekilde. Buraya şimdi pırpır yapıyorum. Şöyle şu büyüklükte pırpır yapıyorum burayı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bir tane daha yapacağım. 11. Parmağımla tutturuyorum şöyle şu şekilde. Şöyle şu şekilde pırpırlarımı ayarladım arkadaşlar, bakın pırpırlarımı yaptım, sarı papatya gibi oldu. Şöyle hemen buradan ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi diğerini de buradakini de, yani arasında kaç tane bırakacağız? Onu gül kurusu ile yapacağım için şimdi bunu saymıyoruz zaten. 1, 2, 3. Yani şöyle şuna şuna yapacağız. Kenarda bir tane kalsın, görüntüsü daha güzel olsun diye. Arada iki tane bırakmış olacağız arkadaşlar. Şimdi buradakini de gül kurusu, pardon, mor ile yapayım. Üstünün yapılışına tekrar geçelim. Arkadaşlar ikisini de yaptım, pırpırlarını tamamladım. Şimdi dediğim gibi 11 tane pırpır yapıyoruz buraya. Böyle 11 tane pırpır ile yapıyoruz. Şimdi üzerine şöyle hemen şu ipi biraz uzun alıyoruz. Beyaz ipimizi biraz uzun alıyoruz. Şöyle şu şekilde uzunca bırakıyorum. Tersine yapacaktık, pardon. Şöyle hemen baştaki pırpıra ipimi batıyorum, iğnemi. Şöyle buraya düğüm atıyorum hemen. Çünkü ipimizi öyle yapıp da iki kat gelirsek öyle ters olur. Onun için burayı iki kat yapacağız. Düzden, tersten gelip düzden modeli kuracağız. Arasında bir tane pırpır bırakıyorum. İkinci pırpıra tekrar ipimi ayarlayarak uzatıyorum şöyle. Bu alttaki ipi de ayarlıyorum. Şöyle. Eğer istemezseniz, hani böyle yapmak istemiyorsanız, tek ipin üzerine de gelebilirsiniz. Şuradan hemen şuradan iğnemle ayarlıyorum. Böyle bu şekilde. Şöyle. Buradan bir tane bırakıyorum. Tekrar ikinci pırpıra. Aralarında birer tane boş pırpır bırakıyoruz.
Şöyle. Tekrar bir tane boş pırpır bırakıyorum arasında. Şöyle ayarlayarak iğnemle beraber ayarlıyorum bolluğunu. Şöyle şu şekilde. Böyle göründüğüne bakmayın. Güzel bir şekil alıyor. Şuradan hemen ayarlıyorum bu şekilde. Şimdi bunu tekrar geri dönüyorum. Geri döndükten sonrasında bunun bu halkaların içini sık iğne dolduruyorum. Burası biraz zor olabilir ama gayet gösterişli ve güzel bir model. Buradan şimdi böyle sık iğnesini yapıyorum. Şuradaki ortadaki pırpıra tekrar batıyorum. Şöyle. Buradan bunun düzgün durmasını sağlıyorum. Tekrar buraya geçiyorum. Şöyle ikinci halkanın içine. Buradan burayı da sık iğne dolduruyorum. Böylelikle hep böyle halkaların içini sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Sık iğne doldurduktan sonrasında modelimiz kuruluyor zaten. Ben burayı yapayım, tamamlayayım. Bunun da üstünü yapayım. Tekrar modelimizin son halini görelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.